Öğrenci hanım merhaba. Bu videoda okulların açılmasına günler kala alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle ihtiyaçların neler? Bir kalem kağıt alıp bu ihtiyaçlarını düzenli bir şekilde not almalısın. Geçen seneden kalan temiz defter ya da kalemlerini bu yılda kullanabileceğini unutma. Ayrıca alışveriş listeni çok uzun tutmamaya da özen göstermelisin. Çünkü sene içerisinde daha birçok ihtiyacın olabilir. İkinci olarak alışverişe başlamadan önce belirlediğin ürünler için güzel bir araştırma yapmalısın. Ne, nerede, kaç para, arkadaşların hangi ürünü nereden aldı, daha önce kullananlar memnun kaldı mı? Bu gibi soruları sorarak en doğru ürünü en uygun fiyata alabilirsin. Üçüncü tavsiyemiz motivasyonunu yüksek tutacak ürünlere yönelmen. Yaptığın alışveriş sana hem fayda sağlayacak hem de ders çalışırken gaza getirecek ürünlerden oluşmalı. Bunlar renkli kalemler ya da sevdiğin bir karakterin üzerinde bulunduğu bir defter olabilir. Üstelik bu tür tasarımları odanda kendi başına bile tasarlayabilirsin. Unutma, motivasyon ders çalışmanın yarısıdır. Okul alışverişlerinde yapılan hatalardan biri ise ihtiyaç duyulmadığı halde sırf kanka aldı diye bir ürünü satın almak. Aa, bu senin değil mi? Aa, senin çantasına bak. Ben bunun birebir çakmasını bir şekilde bulurum. Diyerek alışveriş yaparsan, ilerleyen haftalarda hevesin bittiğinde o çantayı bir köşeye atıp gitme ihtimalin çok yüksek. Kırtasiyede gezinirken bazı ürünler gözünüze harika görünse de ömrü çok kısa olabilir. Bir fosforlu kalem aldın fakat 3-5 gün sonra not alırken cümlenin altını çizdiğinde işte tam olarak bu kalemden hayır gelmez. Bu nedenle uzun ömürlü kullanabileceğiniz ürünlere yönelin. Böylece her ay aynı kaleme para vermek zorunda kalmazsınız. Son olarak öğretmenlerinizin isteklerini bekleyin. Okullar açılacağı için hevesliyiz ama acele edip şimdiden tüm derslerle ilgili alışveriş yapmamalıyız. Okul açıldığında öğretmenlerimizin o dersle ilgili isteyebileceği ya da tavsiye edeceği araç gereçler olabilir. Evet arkadaşlar, resim defterlerini çıkartalım. Hocam, kredi defteri olsa bir şey olur mu? Kızım, o deftere mi resim çizeceksin? Hocam, iyi bir ressam istediğinde betona bile resim çizebilir. Elif! Ya ne yapayım hocam, tüm paramı bitirdim. Annemden de daha fazla para isteyemem. O gereksiz şeyleri almadan önce düşünecektin evladım. Ah Elif ah! Hocanın tavsiyelerini bekleseydin böyle mi olurdu? Bugün okula dönüş alışverişi nasıl yapılır bunları gördük. Sizler okul alışverişinde en çok hangi konuda tavsiye istersiniz bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.